Evet değerli balık sırlar, bu stüdyo ekranlarından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi halkın sesi mikrofonları olarak sizlerin taleplerini gerekli mercilere iletmeye devam ediyoruz. Şimdi de Dinçler Mahallesi'nde bir problem varmış. Tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Gidelim hep birlikte öğrenelim bakalım Dinçler Mahallesi'ndeki problem neymiş. Şu anda da Dinçler Mahalle Muhtarı Mustafa Sangül ile birlikteyiz. Evet Sayın Muhtarım, mahallenizde bir trafik problemi var herhalde. Mahallede... Trafik problemimiz hayli bir sorunlu problem. Her gün burada çoluk çocuk çarpılıyor. Bilhassa şu şeyi de çeksin bu çocuk. PTT'nin şeyinden buradan 4 yıl altından kazalarımız çok oluyor. Bu yoldan hızlı gelinip gidiliyor. Gelinip gidildiği gibi de son sürat kardeşim. Hiç olmasa buraya belediye mi koyacak? Neresi koyacaksa koysun biraz kasis konulsun buralara. Peki siz bununla alakalı gerekli yerlere bir yazı yazdınız mı? Bir dilekçe sundunuz mu? Bulundum abi, bulundum. Mahalle polisiyle beraber de bulunduk ama maalesef yok. Herhangi bir dönüş yapılmadı mı size? Hayır, TEDAŞ'tan veya bu postaneden gelen giden olmadı. Olmadığı gibi de buraya sahip çıkılmadı. Bunu senelerden beri kaldırmıyorlar buradan. Millet de burada 4 yıl altında gördüğünüz gibi trafik vızır vızır işliyor ama sonuç yok. Evet değerli balıkçılar, yani burası bildiğiniz gibi Adnan Menderes'in arka tarafındaki çevre yolundan Dinçler Mahallesi'ne bağlanan yolun devamı. Yani buradan indiğiniz takdirde eski doğum evinin olduğu ışıklara iniyorsunuz. Ve burası gerçekten normalde ana cadde olmamasına rağmen, yani belediyenin belediye yasalarına göre burası ara sokak geçiyor. Ana cadde değil. Dolayısıyla da buraya tümsek koyulmuyor, hız tümseği koyulmuyor. Muhtarımız da diyor ki yani burada... kaza mı olsun? Onu mu istiyorsunuz? Yani burada bir alternatif ana yolu olmadığı için insanlar bu yolu kullanıyorlar. Günlük burada 3000-4000 tane araba geçiyor bildiğim kadarıyla. Ne 3000-4000'i kardeşim ya? Sabaha kadar çalışıyor burası. Sabaha kadar vızır vızır çalışıyor. Çok işlek bir yol. Çok işlek bir yol, evet. Hani burada emniyet mi el koyacak? Kim neresi yardımcı olacaksa bize yardımcı olsun kardeşim. Yavaş. Teyze burada çok trafik oluyor mu? Ben bilmiyorum, kovmuyor beni. Tamam. Hadi geç bakalım. Şunu görüyorsun değil mi? Şu trafik olan şey. Evet değerli izleyenler, şu anda trafik kilitlenmiş bir durumda. Bir tane gördüğünüz gibi ağır yük taşıyan bir tane kamyonet var burada. Buyur teyze, ne diyorsun? Çekiyoruz öyle diyorum. Şimdi burada çok trafik var. Aha. Sen karşıdan karşıya geçerken rahatsız oluyorsun. Tamam. Biz diyoruz ki burada hız tümseği koyuyorsun. Sen rahat rahat karşıdan karşıya geçebil yani. Arabalar çok hızlı geçiyor. Tamam oğlum, sağ ol oğlum, Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Hadi. Hadi bakalım. Burada gerçekten çok bir trafik yoğunluğu var. Çok araç geçiyor buradan. Ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Burada bir kazaya davetiye çıkmasın. Yani insanlar burada ölmesin. Çünkü çocuklar burada sokaklara çıkıyor. Burası bir mahalle arası olan bir yer. Ara sokak bir yer. Ama ana cadde gibi kullanılıyor. Çok yoğun bir yol. Burayla alakalı gerek belediyelerin olsun, gerek ilgili kurumların bir çalışma yapması gerekiyor. Buraya hız tümseklerinin koyulması gerekiyor. Dolayısıyla da buradaki kazalar bir nebze de olsun önlenebilir. Çünkü çok trafik kazası yaşanmış burada. Trafik kazaları yaşanmasın diye ben gerekli kurumları göreve davet ediyorum. Dinçler Mahallesi'ndeki vatandaşlar bundan çok rahatsız. Dinçler Mahallesi'nde bir trafik problemi var herhalde. Buradan çok araçlar geçiyor. Bununla alakalı ne söyleyeceksin? Belediyenin veya gerekli kurumların neler yapması gerekiyor bununla alakalı? Vallahi burası sabah saatleri, iş saatlerinde, bir de akşam iş çıkışlarında yoğun bir trafik oluyor. Sürekli kaza oluyor buralarda. Yani biz belediyemizden tümsek veya yaya kaldırımı, mesela benim evim şurası, karşıdan karşıya dolmuş durana geçemiyorum. Yardımcı olursa sayın valimiz, belediye başkanımız, gelirse trafik müdürlerimiz, teşekkür ederiz. Yani diyorsun ki burada insanların canı tehlike altında. Buraya hız tümseği koyulması lazım. Çünkü burası ana cadde değil ama ana cadde gibi kullanılan bir yer. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla da burada kazalara davetiye çıkıyor. Şu anda bir tane ambulans geçiyor buradan gördüğünüz gibi. Bakar mısınız? Yani tabii ki ambulans hızlı geçecek. Bununla alakalı bir sıkıntımız yok. Ama hasta getirip hızlı geçebilir ama normalde vatandaş da hızlı kullanıyor. Ana cadde gibi, otoban gibi kullanılıyor burası. Peki teşekkür ederiz. Neydi abi isim? Zekeriya dede. Şimdi Zekeriya abi, ben sizi izliyorum dedi. Ben de şaşırdım, dedim nereden izliyorsun? Biz internet televizyonuyuz, internetten yayın yapıyoruz. O dedi Facebook'tan izliyorum. Hemen telefonunu açarsa. Yaş kaç?
Yaş 77. 77. Facebook'ta aktifiz galiba. Evet. Nereden takip ediyorsun bizi? Facebook'ta ya. Facebook'lar mı? He, var. Kaç seneden beri kullanıyorsun Facebook'u? Yeni. Yeni mi açtın? Yeni. İyi, hayırlı olsun. Biz şöyle gösterebilir misin sayfanın profilini? Bak, burada vatandaşlarımız da görsün. Ben çok sevindim. Yani 70 yaşında bir tane amcamızın, dedemizin sosyal medyada aktif olmasından gayet memnunum. Oğlan dün akşam iş etti. Olay oldu ya dün. O mu açtı Facebook'u? Onu açtırdım. Çok güzel, maşallah, hayırlı olsun. Bir de göster şöyle ekranını, görsünler. Evet, gördüğünüz gibi değerli izleyenler, şu anda amcamız bizim sayfamızda, Posta gazetesinin sayfasında haberleri izliyor. Vallahi ben çok sevindim. Çok güzel bir şey. Yani aktif olmanız, gündemi takip etmeniz. Sen geldiğinde onu seyrediyorduk biz burada. Öyle mi? Bu arada sen geldin işte. Peki, teşekkür ederiz. Senden de Allah razı olsun. Değerli izleyenler, onun haricinde mahalle vatandaşlarının rahatsız olduğu bir konu daha var. O konuda elektrik direkleri. Yani mahalle arasındaki elektrik direkleri çok eskimiş. Gördüğünüz gibi artık demirleri çıkmış, sıvalara dökülüyor. Yani bunlar da yıkılma tehlikesi altında. Yani insanlar burada gerçekten canlarını korumak için aslında bu tip şeyleri talep ediyorlar sizlerden. Muhtarımız dedi, bu konuyla alakalı birçok dilekçe yazılmış UEDAŞ'a. Uludağ Elektrik bu konuyla alakalı toplu bir dilekçe gönderirseniz bir çalışma yaparız demişler. Buradaki mahalle vatandaşları da imza toplayıp kendi aralarında bir dilekçe hazırlayıp gerekli ilgili işletmeye, şirkete vermişler. Ben bu konuda da onları göreve davet ediyorum. Bu elektrik direklerini bir gelin kontrol edin. Bunların değişmesi lazım. Allah korusun, burada bir elektrik direği yıkılırsa burada insanların canı tehlike altında olabilir. Benim söyleyeceklerim bu konuyla alakalı bu kadar. Dinçler Mahallesi hizmet bekliyor sizlerden. Umarız bu sorunlar bir an önce çözülür. Çünkü gerçekten gerek buradaki trafik yoğunluğu olsun, gerek bu elektrik direkleri olsun, insanların canını tehlike altına sokuyor. Umarız bir sonuca ulaştırırsınız. Teşekkür ederiz.